Ali Emir Efendi'ye demişler ki artık... Ali Emir Efendi kim, önce onu anlat. Ali Emir'i Türk tarihinin en büyük aydınlarından birisidir. Divan Lugat Türk'ü bulmuştur Türk tarihinin. Hangi devirde yaşamıştır, neyin nesi çok anlatır. Ali Emir'i kimdir? Türk tarihinin en önemli aydınlarından biridir. Yeter. 1900'lü yılların başında yaşamış, Fatih'teki Millet Kütüphanesi'ni kuran Diyarbakırlı çok büyük bir Türk aydınıdır. Evet. Özellikle Divan Lugat Türk'ü, yani Türk tarihinin en önemli ilk kitaplarından birisini bulan kişidir. Bunun da hikayesi ilginçtir, biliyorsunuz. Kitabı buluyor, kimseye göstermiyor. Evet. Ziya Gökalp yayınlanmasının çok önemli olduğunu biliyor Türk tarihinden. Devrin sadrazamı Talat Paşa'ya rica ediyor. Talat Paşa gidiyor, Ali Emir'in elini öpüyor. Yani başbakan. Başbakan, yani kültür. Çünkü sadrazam. Yani ondan sonra yayınlanmasına müsaade ediyor. Şimdi Ali Emir'e demişler, sen çok demode kaldın. Yani artık modern şiirler yaz. O da oturmuş, teyyareye binmiş, naz ile geziyor, can ile canan diye bir şiir yazmış yani. Nasıl? Teyyareye bindi, naz ile geziyor, can ile canan diyor. Yani teyyareyi modern... Gitti, bezin gitti, öyle olmuş. Bezin bilmem öyle ben o kadarını. Teyyareyi sokuyor ama yine naz da gezdiriyor teyyarede. Yani şey tabii o insanların... Ali Emir'in şeysi vardı, Cevahir-i Mülük. Hmm. Cevahir-i Mülük muydu? Padişah şiirlerini tahmin evet. etmiştir. Bir de Tarih Edebiyat Dergisi var. Evet. Çok Fuat Köprülü ile büyük bir kapışması vardı. Aslında Divan Lugat-ı Türk Kaşgarlı Mahmud'un biliyorsunuz İbni Haldun şiir diyor Arapların divanıdır. Burada maksat Araplarla ilgili her türlü kültür faaliyetini şiirin içinde bulma şansımız söz konusu. Divan Lugat-ı Türk de bizim Türk tarihinin evet. her türlü bilgisini içerisinde bulabileceğimiz ilk ansiklopedik eser. Tabii. Yani o bakımdan Ali Emir Efendi'nin hizmeti unutulmaz yani. Tabii canım. Bir şey yok ondan önce. Üç evet. tane taş var. Evet. Başka da bir şey yok. Evet. Ve şeydir mesela, bir şey anlatılır. Divan Lugat Türk'ün bir ikinci cildi olduğu, Türk tarihini yazdığı ve bunun kayıp olduğu söylenilir. Ancak hiçbir iz çıkmadı şimdiye kadar. Tabii öyle bir şey bulunsa çok büyük bir keşif olur. Evet. Çünkü Divan Lugat Türk'ten de Türklerin yaşantısıyla, kullandıkları şey kelimelerle ilgili her evet. şey çıkıyor. Çok ilginç bir şey var orada. Oğuzları tarif ederken diyor ki, kendisi Oğuz boyundan değil. Bu Oğuzlar diyor, çok enteresan bir boydur. Yani Oğuzlar dedi, Anadolu'ya gelen Türkler. Aha. Yeni ne görürlerse alırlar diyor. Yeni? Yeni ne görürlerse alırlar diyor. Aynı bugün. Aynı bugün yani demek ki. Alışverişi evet. Genetik yapıyı tarif ediyor. Yani o açıdan önemli.